Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Oturun. Ben yeni müzik öğretmeniniz. Pardon, Ales Karnak olmuş. Reşo veteriner oğlu. Soy ismimle boşuna dalga geçmeyin. Çünkü tam tersi babam kasaptır. madem ilk dersimiz, sizinle tanışalım. Acaba kimi kaldırsam? Sen kalk bakalım kızım. Senin adın nedir? Nazlı Uysal hocam. Demek Nazlı Uysal. Baban ne iş yapıyor? Bankacı. Otur, aferin. Şimdi kimi kaldırsam? Sen kalk bakalım. Senin adın nedir? Hulusi Borçpar hocam. Demek soyadın borç para ha? Evet hocam. Senin baban ne iş yapıyor? Memur. Aferin, otur. Şimdi kimle tanışsam acaba? Sen kalk bakalım. Senin adın nedir? Mustafa Sözüner hocam. Baban ne iş yapıyor Mustafa? Babam kılıbıktır. Annem babama ne söylerse onu yapar. Vay! Arkadaşlar, sizlere bir ödev vermiştim. Neydi? Herkes bir anısını hazırlayacak. Nasıl bir anı olacak? İçinden mutlaka bir ders çıkacak. Sen yaptın mı yavrum? Yaptım hocam. Peki, çok güzel. Anlat bakalım. Babamla caddede yürüdük. Babamın cüzdanını çaldı. Eve kadar yürüyerek gittik. Buradan ne gibi bir ders çıkar? Hocam, paranın hepsini cüzdanda taşımayacaksın. Yarısını cebinde, yarısını cüzdanda taşıyacaksın. Çok güzel, bravo. Bunu ben de uygulayacağım. Peki yavrum, sen anlat bakayım. Hocam, babam geçen yaz tam 10 tane tavuk aldı. Niye? Hesapladık, günde bir yumurtadan ayda 300 yumurtamız olacak. Doğru hesap. Ama ne var ki sadece 125 yumurtamız oldu. Peki nasıl bir ders çıkardın lan? Demek ki bilmediğin bir işi baştan hesap etmeyeceksin hocam. Bravo, çok güzel. Evet, çok güzel. Böyle işte hepsinden bir ders alıyoruz değil mi? Ne kadar güzel. Sen ne anlamadın? Öğretmenim, bende bir tane Hayro dayım var. Hayro dayım Kore Harbi'nde yanında bir tane bira, bir tane kasatura, bir tane de makineli tüfeği var. Uçağın içinde birayı içir, atlar aşağı. Makineliğine yenerken darama yapıyor, 120 kişiyi öldürür. Yenir aşağı, çekir kasaturayı, 60 kişiyi doğuruyor. Ondan sonra gidip ellerine 20 kişiyi boğuyor. İyi de yavrum, böyle korkunç bir olaydan ne gibi bir ders çıkar? Demek ki öğretmenim, Hayro dayımın kafası iyiken ona bulaşmayacak. Ne? Haftaya da okula gelir durumu mi sormaya? Ne? Evet çocuklar, dünkü verdiğim ödevleri yaptınız mı? Yaptık! Aferin size. O zaman defterlerini çıkarın, kontrol edeceğim. Zeman hani defterin? Evet öğretmenim. Aferin uşağım, iyi kendini unutmadın, aferin. Ayşe, bakayım ne yapmışsın? Aferin, aferin sakin, aferin. Zeynep bir de bakalım senin defterine. Burası tamam. Ayşe bak sonuna dikkat et, tamam mı? Biraz daha dikkat. Olacak ama, tamam? Aferin sana. Ulan Mustafa, gene gülüyorsun. Bakalım şimdi gülecek misin acaba? Ödev yapıldı mı? Şimdi yanlış yapmışsın. Mustafa, o kadar gülecek ona biraz da ödevine dikkat et de. Ulan sen var ya Mustafa sen. Çalışacaksın, tamam mı? Söz mü? Aferin sana. Temel efendi, bir bana bakalım senin ödevin nasıl? Aferin sana Temel, aferin. Bu senenin başından itibaren ilk kez ödevini doğru yaptın. Nasıl yaptın bunu acaba? Dün gece babam evde yoktu öğretmenim, o yüzden de. Uşak, ders mi çalışıyorsun? Ders çalışıyorum baba. Aferin, aferin, çalış. Bugün okulda ne öğrendiniz? Çok faydalı bir şey öğrendik baba. Dersimiz kimyaydı. Kimya öğretmenimiz geldi. Dedi arkadaşlar, bugün kimya dersini laboratuvarda yapacağız. Aldı iletti bizi laboratuvara.
Sonra da yine dedi ki, bakın arkadaşlar, ileride bu vatana büyüyeceksiniz, asker olacaksınız, bu vatanı koruyacaksınız, bir nifer olacaksınız. Size faydalı, size yararı dokunacak bir bilgi öğreteceğim dedi. Bize el bombası yapmasını öğretti. El bombası mı? El bombası. İyi iyi, tabii o da lazım. İyi de yarın ne öğreneceksiniz okulda uşağım? Hangi okulda baba? Nasıl? Evet çocuklar, bugün mantıktan bahsedeceğim. Yani hep mantık üzerine konuşacağım. Bugünkü tersumuz mantık. Vallahi çok mantıklı bir konu seçmişsiniz hocam. Peki neysiniz? Soytarlara bak, külmeylere. Sen ne konuşuyorsun evlere, çıktın aradan. Peki sorayım sana. Ha böyle tenizdeki neysin? Çok büyük bir fırtına koptu. İskele tarafından doğru keliği. Ne yaparsın o zaman? Ben iskele tarafına bir demir atarım hocam. Peki daha büyük bir fırtına böyle sancak tarafından ağrı keliği. O zaman ne yapacaksın? Ben sancak tarafına bir demir atarım hocam. Ya peki daha da büyük böyle çok büyük bir fırtına böyle burun tarafından doğru keliği. Ne yapacaksın o zaman? Hemen burun tarafına bir demir atarım hocam. Ya kızım ne saçmalıyorsun? Hangi mantıkla nereden buldun sen o kadar demiri de atarsın ya? Siz o fırtınayı hangi mantıkla bulduysanız ben de o mantıkla buldum hocam. Nasıl? Toprak dış etkilerin aşınmasına uğrar. Dış etkilerin aşınmasına uğrar. Ne yapıyorsun lan, işe yaramaz. Sınava çalışayım, kafamı karıştırma. Ulan ne sınavıdır bu? Liseyi bitirme sınavı. Dışarıdan liseyi bitirip diploma alacağım. İş için lazımdır. Oho! Ulan zamanında okusaydın böyle mi olurdu kuru? Bir daha bana bak. Bütün okulları ben birincilikle bitirmişim. Vallahi doğru söyleyin ha. Ulan benim aldığım teşekkürler, takdirler, ohan ödüller, plaketler. Sırf bu verilen ödüllerle evde kendime bir müze yapmışım. Helal olsun Selo ya. Ya Selo, kesin sen bu soruyu bilirsin ha. Sabahtan beri düşüneyim cevabını bulamadım. Ulan sur çekilme. Vallahi tam adamına denk geldin ha. Ya 19. yüzyıl ressamları arasındaki ortak özellik nedir? Ulan bunu bilemeyecek ne var kuru? Hepsi ölmüştür. Vay. Ya başka varsa sur çekinme. Ha sorayım. Şimdi bak, bu da matematik sorusudur. Ulan matematik benim asıl branşımdır, sen onu sor. Ya şimdi bak, santilitrenin üstünde desilitre var. Ulan aferin, doğrudur. Desilitrenin üstünde de litre var. O da doğrudur. Peki litrenin üstünde ne var? Ulan ne olacak? Kapak vardır. Kapak mı? He kapak. Ulan oğlum sen hiç litrelik kola, litrelik meyve suyu içmedin mi? Ha içtim. He? Her litrenin üstünde kapak yok mu? Uy. Ha kapak var. Sür. Başka kalmadı. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu ne haller? Yine zayıf getirdin değil mi? Hepsi değil baba. Ver bari şu karnını. Bu ne lan? Bu ne lan? Neredeyse hepsi zayıf. Ama baba. Sus terbiyesiz. Yedir içir doyur karnına gelsin zayıf. Ulan utanmaz. Atatürk senin yaşındayken sınıf birincisiydi. Ama senin yaşındayken de cumhurbaşkanıydı. Ne? Vay yeğenim Naim, nereden böyle? Kerata seni. Sağ olasan Sabem, sen nasılsın, iyisin? Sağ olasan yeğenim. Bak biz berduş merduş dolaşırız ama sen oku da adam ol. Sakın bizi örnek alma. Ben zaten doktorun olacağım Sabem. Aferin sana. Ya Sabem, bu bizim yönetmen bize öyle bir matematik sorusu sordu ki öyle zor vallahi. Onda bana bir yardım edebilir misin? Tabii oğlum ya, berduşuk merduşuk ama evelallah kafamız matematiğe iyi çalışır. Sor bakayım neymiş o? Bak şimdi, bir devlet memuru bakkaldan kilosu 3 liradan 10 kilo zeytinyağı. Kilosu 4 liradan 20 kilo pirinç ve kilosu 5 liradan da 15 kilo zeytinyağı alır. Sonra... Dur hele, dur. Ne oldu Sabri abi? Ya sen bana matematik sormayacak mıydın? He. Senin sorduğun matematik değil, tarih sorusu oğlum. Böyle bir memur da 50 yıl öncesinde kaldı. Sen miydiyse? Ben sizin yeni matematik hocanız Fadime Fındık. Bugün sizden
İsterseniz bir tanışalım. Sizin isminiz nedir? Gülçin. Gülçin. Ya senin ismin? Burcu. Burcu. Senin ismin nedir? Mesut. Mesut. Beyefendi. Buyurun öğretmenim. Çok ayıp ediyorsunuz. Niye ki ne ki öğretmenim? Yani kızınız artık büyüdü. Onunla okula gelmeye utanmıyor musunuz? O benim kızım değil ki öğretmenim. O benim sıra arkadaşım. Ben öğrenciyim. Öğrenci mi? Öğrenciyim tabii. 8 yıldır matematikten şakayım da. Nasıl? Ha, ama azimliyim, kararlıyım. Kesinlikle üçüncü sınıfı geçiyorum. Görürsünüz. Ah şu paranın gözü kör olsun. Ne oldu yine Şeref? Ne olacak lan? Paramız olsaydı burada oturur muyduk böyle miskin miskin? Olsaydı ne yapardık? Giderdik bir gazinoya, yerdik, içerdik, eğlenirdik. He ulan ne güzel olurdu he mi? Ama paramız yok işte. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi lan? Gazinoya gideceğiz, hem de iki kere eğleneceğiz. Sen bizden dalga mı geçsen lan? Biz paramız yok, eğlenemedik diyelim. Sen gazinoya gideceğiz, iki kere eğleneceğiz. Nasıl olacak bu? Paraya ihtiyacımız olmayacak ki. Ya nasıl eğleneceğiz? Bak şimdi çok kolay olacak. Gazinoya gideceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Ondan sonra? Ondan sonra kır çıkartacağız. Polisler gelip bizi götürecek, para da ödemeyeceğiz. Tamam, birincisinde bu şekilde eğlendik. Ya ikincisi nasıl olacak? Ne oğlum? Polis olay yerine tatbikata götürmeyecek mi? O zaman da ikinci kez eğleneceğiz. Ney? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.